Selamlar Buyurun. YouTube. Hepiniz yepyeni bir fantezi videosuna daha hoş geldiniz. Klasik amatör su ve bugün bu haftanın konu ya yapma kardeşim ya. İşte video şu an Sen de banlandı. ismimi doğru söyle. Banlandı. Sen de ismimi doğru söyle. Ne diyor? Bilmiyorum. Beşiktaş'la ilgili Hop bir hop hop hop. Beşiktaş'la ilgili. Bu haftanın konuğu Mustafa ile Murat'la artık her ne. Ben sana bayağı isim söyledim ya geldiğinden beri. Bayağı söyledin de. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Murat Mustafa. Efe ama bilinen ismiyle Keskin Şütör'le birlikteyiz. Kanaldan geldin. Seninle tanışıklığımız yoktu ondan önce. Evet. Ben senin abonelerindenim yani öyle Evet, söyleyebiliriz. evet. Senin heykelini yapsam. Gerçekten testislerine beton yetmez mi senin be? Şey kemik kadrodan bir gün böyle bir 3 yıl sonra bu videoyu izlersek kemik kadrodan bir Tabii. arkadaş. Onun Tabii. kadrosuna bakacağız. Takaslara bakacağız klasik. Bir de bu hafta neler oldu ligde onlara bakacağız. Haydi başlayalım. Şimdi ilk önce Let's senin go. kadroya girelim hocam. Ben en üstteyim ya. Çok değişmiyorum ama. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Bu hafta. Hayda. Çok çok Mister iddialı. Çok dolandırıcı şu an. iddialı. Mister dolandırıcı. Mr. 3 dolandırıcı. 3 dolandırıcı. İngilizce okuyayım. Kötü İngilizce konuşurum. Diyor ki Champions League'de fact that the club has Evet kadroyu been açtık. Calvel Pop direkt benim gözüme çarpan geçen hafta biraz bahsetmiştim kötü oynuyor diye. Böyle dedim ya bak 15 atmış. oynuyor abi. Ya ben dedim ya 15 atmış. 15 atar. 3 tane Şaşmaz. 3 tane üçlük mü soksun abi? 3 üçlük soksun. Kanka ya 7 ben en güzel 5 falan atıyordu. Neyse yapacak bir şey yok. Evet ilk önce senin fikirlerini alalım abi. Ne düşünüyorsun kadron hakkında şu ana kadar? Zaten lig lideri bu arada. Lideri konuk ediyoruz şu an. Sinan Engin kaldırıyor. Aa, şöyle başlayayım. Draft'ta başladığımız zaman aklımda guard temelli bir takım kurmak vardı ki ilk 4 sırada da guard seçince yaz o fikirden yürümeye devam ettim. İlk 4 guard Bradley Beal, Devin Booker, James Sardım. Harden ve yani Garland. O 4 guard etrafında şekilleniyor oyun. Ama dördünde böyle sağlıklı olduğu bir an hiç denk gelmedi şu an. Lig başladı. Yani sağlıklı olduğu bir an denk gelmeden liderse bu adam harbiden sağlıklı olmadığında pardon sağlıklı olduğunda korkutucu olur abi. Yani ben en Kimse çok şunu merak ediyorum. Gerçekten şu Derrick Rose şeyini de giyerek bugüne bir vurgu yapmak istedim. Şu adamın sakatlanmayacağını ki ben James Harden'ı Umut'la da çok konuşuyoruz. James Harden'ın 2 yıldır hala eskiye geri dönebileceğini düşünüyordum. Ulan ilk kez ümidimi kaybettim bu yıl. Seçmedim. Başka bir ligde de seçmedim. Seçebilme şansım vardı. ne oluyor lan? Sen bu adama nasıl güvendin de bu yıla başladın? Beklentini Ya fırlattı mı? Yoksa beklentin gerçekten böyle miydi? ben eski bir James Harden sever olarak Houston zamanlarından beri çok severim. Yani asist yok ediyor zaten. Takımında ana oyun kurucusu olarak. Ben güveniyordum. Aynen. Bana da kaldı zaten ilk sıradan. Dedim, seçtim yani. Yani senin beklentini şey yaptı yani sen böyle bir şey bekliyordun ya da buna yakın diyelim. Belki bu kadar değildi Bekliyordum, ama. bekliyordum. Yani ben işte 2 yıldır bunu bekliyordum ama baba hiç göstermiyordu. Bir de maçları izlerken siz de izliyorsunuzdur. Ayakları gitmiyordu. Harbiden bu yıl o yazın paylaşılan James Harden fotoğrafları var ya böyle kaslı maslı ter akıyor. İşte harbiden onun hakkını verdi. İlk önce ben bu takımın lokomotifinin James Harden olduğunu düşünerek giriş yapayım. Oynarsa çok büyük lokomotif ama şimdi sakatlıktan yeni geri döndü. Anca ısınıyor. Bakalım önemli yani. Takım şampiyon olacaksa James Harden'ın oynaması lazım. Net. Aynen ama o üçlü eğer Bradley Beal, James Harden bir de şey Brook Lopez diyeceğim şimdi. Devin Booker. Devin Booker üçü bayağı sağlıklı ve iyi oynarlarsa geçmiş Hatta olsun. Garland bile. Hatta Bana Garland ve bile. diğer arkadaşlara geçmiş olsun. Bir de Garland Garland. var. Baba Abi sen ne yaptın ya? yorum. Kimleri dolandırdın da nasıl bir takım kurdun ya? O bunların hepsi ilk 4 seçim benim. İlk 4 Ya seçim kimi daha kim bilir neler yapıldı o 4 seçimde. böyle ilk 4 seçim yapınca asisti kapatıyorsun işte. Serbest atışta sayıyı kapatabiliyorsun. Ama top kaybında her türlü kaybediyorsun neredeyse. Ya top kaybı ama klasik ya. Top kaybı herhalde kaybetmemek imkansız. Üçümüz de kaybediyoruz herhalde. Üç dolandırıcı. Hem bir de Marcus Smart da şimdi ana oyun kurucu gibi asist yaptığı için o da çok top kaybediyor. Top kaybını kazandığım bir hafta yok bildiğim kadarıyla. Abi Abi yorum yapmak gerekirse ben bu takımla alakalı çok iyi bir takım olduğunu söyleyeyim abi öncelikle. Gerçekten
daha sonra atlardan yaptığı seçimlerde Lauri Markkanen, Zubas ve Brook Lopez çok iyi abi. Yani ben bence aşağılardan o dördün altına yapılabilecek en iyi seçimlerden. Küçük bir ekleme yapabilir miyim? Tek bir isim söyleyip devam et sen. Abi bir de üstte Nick Claxton. Devam et. Nick Claxton aynen abi. Nick Claxton. Ya, yani bu takım bu çok çok iyi bir takım bence. Kurgusu bence %100 playoff görecek yani. %100. Bence yani ben, de. Benim gözümdeki en sert rakip bence yani keskin şutör, başka da bir şey demiyorum. Yani şöyle abi zaten asiste her türlü Garland ve Harden'da her türlü kazanacak. Asistlerin hepsini kazanacak. Üstüne Brook Lopez ona blok getirecek. Zaten ligin blok kralı. Yani direkt oradan blok alacak. Zubat ve Claxton da hiç olmazsa bir blok statı getirir. Oradan da kazanacak. Zaten rebound da bayağı önde. Yani çok fazla uzunu var. Aşırı uzunu var. Bence tek dezavantajı free throw atamamak olabilir. Evet. Çok fazla çift var. Geçen mesela Claxton 6'da 1 attı free throw'da. Abi Zubas da şuraya bakın abi. Zubas da top şut yani serbest atış kaçırmamış. Şimdi böyle adama konuşuyoruz. Nazar değdireceğiz belki takımına ama azıcık değse bile hala birinci olabilir yani. Aynen. Ama şu sıralar tabii sakatı fazla. Yani evet sakatı fazla. Nazar değme var biraz. Ama mesela Umut'a yani bir takımın ne kadar iyi olduğunu lafını böldüm kusura bakma. Hani bir takımın ne kadar olduğunu ne kadar iyi olduğunu şöyle ben hep özetliyorum. Bu takıma baksak Umut'la ben desek ki keskin şutör alın abi şuradan iki adamı droplayın. Adam droplamam ya. Şu an droplayacağın adam var mı? Bakıyorum bak. Karp bakıyor. Aynen yok. Okongwu olabilir belki. Jalen Smith olabilir belki. Belki yani Jalen Smith. Jalen Smith de Okongwu abi ikisi. Ya Okongwu'yu da takaslamazsın ya. Şey, boşlamazsın baksana oynuyor bence. Süre de alıyor 20 ben dakika. Ben bu takım için ne yapardım biliyor musun maksimum? Çok fazla uzun olduğu için Okongwu'yla Smith'i droplayıp aşağı ya şeyden free'lerden falan şey çekebilirdim. Ya da takasla yollayıp 15 sayı getirip üçlük atan iki tane adam getiririm çünkü çok fazla şey var. Ya en azından free throw atacak iki tane daha adam eklersin. Ya o konuda doğru. Bir de çünkü arkadan sakat John Collins'e Poytul da gelince çok fazla Poytul C var. Işte. Şuraya bak. 1, 2, 3, 4, aynen, 5, 6, 7, 8, 9 tane C var kanka. Ne yaptın? Guard demeli demişsin. Guard'dan 3, 4 guard kalan 9 şey. Pivot. Arda Bey çok sağ sen. Çok sağ sen. Ya 4 ana guard yani aslında. Doğru diyorsunuz. Çok fazla guard yok. Ki forvet şeyinde de çok fazla şey yok aslında. O center'ların birkaçını atıp forvet tarafına bir ekleme de yapabilir. Evet ama şey yani forvette işte oynayabilen oyuncular Vanderbilt işte şey Collins vesaire bunları for Vassell aynı şekilde. Ben hep böyle oyuncuların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani iki pozisyon oynayabilen oyuncular çok değerli oluyor. Abi bence bu takım problemini sayı açısından yaşayabilir ya. Sayıda ve üçlükte sıkıntı yaşayabilir. Üçlükte sıkıntı yaşıyor musun peki? Ben en çok bunu merak ediyorum. Çok da dikkat etmemişim sende oynadığım maçta. Üçlükte yaşıyorum. Yani KCP gelene kadar yaşıyordum. KCP biraz daha şey yaptı, hafifletti. KCP hamlesi iyi hamleydi. Evet. Özellikle o geldiği hafta çok iyi oynuyordu. Biz Umut'la burada bölümde de muhabbetini yaptık. Bayağı iyi yapıyordu. O takısı da konuşmuştuk. Belki buraya da koyarım. Ya, bayağı iyiydi. Lauri Markkanen böyle çok gözüme kestirdiğim bir oyuncuydu. O ilaç gibi geldi takıma. Abi o, bunu nasıl tahmin ettin ya? Bak bunu ben de tahmin ettim. Ya Eurobasket'te ben izledim Markkanen'i. Ama elim gitmedi açıkçası seçmeye. Tebrik ederim. Yani canı gönülden tebrik ederim. Nande'yi çok şey yaptı. Bir de çok denk geldi böyle gözüme geldi. O, normalde mesela takaslar gelmişti sezon içinde ama o iyi oynadığı dönemde de çok takaslamak istemedim. Bir takım içinde bağ oluştu. Larry duygusal. Evlatlık. Yani. Umut sever. Evet, evlatçılık. Biraz da duygusal yani. Aynen. Evlatçılık. Lan bu evlatçılık bizim gözümüzü kör etti be kardeşim. Bilmezsin ki ayrılık vakti gelmiştir. Bir anda o senin yüzüne çarpar ve gözyaşlarına dönüşür yaşadıkların. Zaten biz yokmuşuz. Aslında böyle beklentimin altında kalan tek seçim bu sene için belki John Collins falan olmuş denilebilir yani. Çünkü çok az top kullanıyor neden Atlanta'da. Böyle yani o üçlük falan getirmesini, rebound falan getirmesini çok daha bekliyordum ama bir 6. sırada seçtim yanlış hatırlamıyorsam. Onun altını hiç dolduramadı. Ki her zaman gibi her sene olan o John Collins takaslanacak dedikoduları da artınca bilmiyorum. Belki başka bir takıma gitmesi oradaki rolünün artmasıyla daha iyi olabilir benim takımım için.
Yani John Collins'in top kullanmaması şu an Atlanta'yı da yakıyor bence. Sakatlanmadan önceden Bence de. bahsediyorum. Ya yani Atlanta buna bir çözüm bulmalı. Takaslanacaksa da piyasası düşükken şu an takaslayacaklar. Çok kötü bir duruma geldi durum. Yani evet, ya takaslayacaklarsa bile iyi bir şey alabileceklerini siz düşünüyor musunuz? Ben ne alacaklar abi? Şey demişler, ben geçen gün gördüm. Cam Johnson, John Collins takası. Yani Cam Johnson'ı severim ederim. Umut daha çok seviyor benden ama yani John Collins farklı bir seviye bence. Atlanta kendi ayağına sıkıyor. Ben bu hikayenin sonunda da takımın sonuna gelirken bir şey eklemek istiyorum burada. Devin Vassell abi, biz burada Umut'la çok konuştuk. Allah aşkına Burak'a nasıl abi, ikna bu, ettin? Bu net. Bunu çok bu yani net dolandırıcılık. Nitelikli dolandırıcılık. Sadece dolandırıcılık dersen bu çok ayıp olur. Nitelikli dolandırıcılık. Luke Kennard ve Dean Wade'in ben küçültüldüğünü düşünüyorum. Ben Dean çok... Wade dün akşam droplandı. Yazık. Sakin ol. Dün akşam droplandı kendisi. Abi Dean bu Wade kim? Dean Wade'e yapılan bir saygısızlıktır. Dean Wade. Ben tanımıyorum onu. Rotasyonunda çok önemli bir nokta şudur. Abiler, arkadaş iptal. Conta yaktı. Mutfak. Ya, ben bu takası Dean Wade olsaydı eşit diyebilirdim. Hani Dean Wade değil de Dean Wade olsaydı. Ya hamurun bayatı da delikanlının aklını alır, aklını. Buradan artık haftanın eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben de %100 playoff yapar diyorum bu arada. %100 yani, 99 bile değil. Buradan isterseniz yavaştan bu haftanın... Evet, haftanın sonuçlarında ben geçen hafta ismini yine zorlandığım, Umut yine yardım isteyeyim. Ojitos Nintos, doğru söyledik herhalde ama okunuşu evet, inşallah doğrudur böyledir. Doğrudur herhalde. İnşallah neyse. Böyledir. Onu 6-3 ile geçtim. Galiba akşam 7-2 idi ama 6-3 kapattık. Keskin Şütör liderliğe yükselten bir sonuç olarak. Değil mi? Geçen hafta lider değildin galiba. Liderliğe yükselten bir sonuçla 7-2'ye çıktı. Bucami Spor'u yenerek. Burak Unlucky Team, onda da bir isim değişikliği var. Galiba sakatlık onda çok canını sıkmış. Ankara Cavaliers'ı 5-4 ile devirdi. Bence bu da ilginç bir sonuç. 8. sırayı hiç bırakmıyor bence kardeşimiz. Bence de ilginç. Hep 8. İlginç sırada. Yani. Hep 8. sırada. Kayseri Erciyes, Burak Hospital'a 3 tane kategori verdi. Bence bu da ilginçti. Kanka, bir kategoride berabere bitmişti. Benim inanılmaz sakatım var. Ve doğru düzgün hiçbir bak, girip bak istersen statlara. Yani hiçbir istatistikte kısacık şöyle bakış yapalım. Steel'de de yani. Beraberlik var. Ben bu Steel'i şöyle takip ettim. Yalanım olmasın. Sabah kalktım. Bir baktım Burak 5-4 yeniliyor dedim. Burak 4 kategori almış. Bizim video işe yaradı herhalde. Kendine geldi falan. Sonra Umut'un bir oyuncusu oynuyordu, hatırlamıyorum. Yeşildi böyle, oynuyordu yani. Maç oynanıyordu. Maçın son periyodunda bir steal daha aldı. 20-20 oldu. Ya 20-19'du burası. Kayseri Erciyes de burada ne yaptı artık? NBA lobisiyle bir anlaşması mı vardır steal mitil? Tabii. Bir şekilde çözdü. Bir şekilde çözdü. Ya bu da gözümden kaçmadı. Böyle bir sonuç ama... Çırpındım abi bu hafta. Çok zordu. Harbiden Burak Ostu hafta... biraz diş geçirmiş gibi geldi bana. Aynen. Çok fazla sakatım vardı. Çok zorlanıyordum. Allah'tan Burak denk geldi. Yani... Fenerbahçelileri! Yoksa mesela o hafta daha güçlü bir rakip denk gelse ben büyük ihtimalle 8-1 falan yenilebilirdim yani. Yani Burak'ta da bir toparlanış var. Keskin şütörden hiç aynen, bilmiyorum var. Ama yani harbiden bir şey yaptı beni. Etkiledi. Çünkü boşa almadı 3 kategori. 20 steal falan iyi. Yavaştan geliyor ya. Yavaştan, çıtırından geliyor. Diğer kalan 2 sonuçtaysa Boyalıoğlu'ndaki uzunlar geçen hafta 8-1 yenilen Yiğit Süper Team'e. Bu arada alçağı tarafı da ilgilendiren bir sonuç bu. 8-1 yenildi. Bilmiyorum bu konuda bir yorumunuz var mı ama beni bu da etkiledi. Bu hafta çok iyi sonuçlar ya, vardı. Ya. Çok acayip sonuçlar vardı. 8-1 zordur yani, herkes kazanamaz. Aynen. Altlarda olsanız da. Aynen. Bir de altta birbirlerini ilgilendiren bir şey. Aşağı doğru ittirdi yani boyalandaki uzunları. İlginç. Burak'a doğru yanaştırdı. Burak da gelirse boyalandaki uzunlar biraz Wanyama sıralaması değişebilir. Wanyama uçak biletinin yeri abi. Değişebilir. Abi lig gitgide karışıyor. Ben önümüzdeki haftalar ne olacak çok bekliyorum. Harbiden. Abi, yani herkes birbirini yendiği bir yere doğru gidiyoruz. Artık yani. Böyle lig oturunca takaslar da böyle durmaya başladı yavaştan. Bir dolandırıcılar belli olunca. Evet, biz 6-7 tek 6-7 takastan birer ikişer takasa dönüştü. Harbiden İki baba dolandırıcı tepede.
Yani iki ama buçuk. Şeye doğru NBA'de de takas sezonun açılmasıyla bir hareketlenme olur herhalde diye muhtemelen muhtemelen oraya da ben bir parantez açacağım birazdan. Son sonucu da söyleyelim. Mallorca'da Big Bullers'ı 6-3 yendi. Big Bullers'ta da bu arada evet. Bir şey var. Hani böyle bir 6-3 yeniliyor ya da 6-3 kazanıyor. Çok dikkatimi çekiyor. Çok garip. Ortalarda takılıyor. Aynen. Işte. Hep ortalarda. 5-6. Bazen 4'e çıkıyor filan. Bakalım bu yani şu an hala ligde şey yok. Keskin bir bıçakla ayrılmış bir çizgi yok. Bakalım bu işin evet. Sonu ne olacak? Boy alanındaki uzun ve hospital için biraz sirenler çalıyor. Onların da ben biraz takas senaryolarına gireceklerini düşünüyorum. Bakalım. Bu arada takas demişken NBA'in takas senaryosu çıkmışken hazır ben de bu üstü giymişken keskin şutörün üstündekiyle bir takas senaryosunu konuşmak istiyorum sizle. Dallas Mavericks'te Doncic'in takımıyla. Abi Derrick Rose Dallas diyorlar. Ne diyorsunuz? Aynen. Yani bence emin değilim ya. Derrick Rose ikinci top yönlendirici olarak mı rotasyonu almayı düşünüyorlar? Ben muhtemelen Doncic hani 30 dakika oynuyor ya kalan 10-15 dakika diyecekler ki Derrick Rose abi sen gel bize şey yap. Jaylen Brunson'un etkisini yap. Jaylen Brunson'da çünkü birbirlerine çok benziyor oynayış tarzları. İşte midrange atmıyorlar, floater atıyorlar daha çok vesaire. Derrick Rose ikinci top yönlendirici olarak Doncic'in dinlendiği dakikalarda katkı yapabilir ama savunmada çok büyük bir dik açar. Tabii ya. Ama diğer yandan şey de yani şey böyle nasıl diyeyim Dallas'ta çok iyi savunma yaptığını söyleyemeyiz şu anlık. Yani tabii Doncic'in sırtında hücum gidince. Aynen. Biraz öyle oluyor. Bir de savunmada da çok labaliler. Bu işi nasıl düzelecekler playoff'ta bilmiyorum. Ben de bu konuyla alakalı tek yorumumu yapayım. Aklıma yatmayan tek bir nokta var. Şu formayı giymeme rağmen rasyonel düşünmek gerekirse ben Derrick Rose'un New York'tan ayrılmasını çok isterim. İlk olarak öyle söyleyeyim. Çünkü New York tam bir şey. Sirk abi. New York sirk. Kimin ne yaptığı gerçekten belli değil. Kimsenin ne yaptığı belli değil. O yüzden ayrılmasını isterim bir. Ama Dallas cephesinden bakarsak Dallas abi unutmayın ki Kemba Walker'ı aldı. Ve Kemba Walker diyorlar ki bu hafta veya hafta önümüzdeki hafta oynamaya başlayacak ve dizlerini çok iyi hissediyor diyorlar. 2 yıldır hissetmediği kadar iyi hissediyormuş dizlerini. Ve böyle bir düşünün iki oyuncuyu. Kemba Walker'la Derrick Rose nasıl diyeyim işte savunmada gedik açan oynayış tarzları şu anki güncel basketbola göre biraz benzer olan eski Derrick Rose'u unutun biraz. Büyük aşkı unutmak için daha büyük aşk yaşayacaksın. Büyük mü değil mi onu zaman gösterir. Öyledir. Vardır. Ya bir daha mutlu, daha mutlu, daha güzel, daha keyifli. Hani onu bilemezsin. Onu. Şimdilik maalesef. İşte yani aynı oyun tarzlarında ve aynı eksiklikleri gösteren oyuncular. Şimdi sen Kemba'yı almasan, Derrick Rose takasına girsen ben bunu anlarım. Ama Kemba'yı alıp, Kemba'yı da oynatacağız deyip, hani ben bunu deneyeceğim demiyor bak. Biz bunu oynatacağız diyor. Kemba'yı oynatmak için aldık diyor. Üstüne de bir de aynı tip, şu anki tipiyle aynı tip Derrick Rose'u alınca Dallas için çok mantıklı bir hamle gelmiyor. Ama olursa sevinir miyim duygusu olarak? Çok sevinirim. Takaslara geçelim yavaştan. Bu hafta elimizde aynı keskin şütörün dediği gibi bir tane takas var. Yani işler rayına oturdukça dediğin gibi takas sayısı çok azaldı. Bak açıkçası ben bile çok yoklamıyorum kimseyi. Yok bir bugün Yiğit'le konuşmuştum birkaç kere. O da istememişti. Çok da zorlamadım. Kimsenin şey yaptığı yok. Takasa giriştiği yok veya anlaşabildiği yok. Sular duruldu ve bu takası konuşalım. Ne düşünüyorsunuz? Adımız çıktı ligde ya. Takaslar yoklasak da hemen bir red geliyor yani. Aynen. Sen Devin Vassell, ben öyle. LeBron. Bu adam her yaptığı takas zaten. Umut'un her yaptığı takas sansasyonel. Ya hadi oradan olur. Ya kanka, bırak bizimkinlere bile sana etki ediyorsun. Lamelo'nun ekmeğiyle oynadın. Lamelo'nun ekmeğiyle oynadın. Yazıklar olsun. Kesme sesini. Molyo ne güzel nazardaydı olayını, ya. Bu takasın olayını anlatayım abi sana. Yiğit bana son zamanlarda çok fazla takas teklifi yollamaya başladı, tamam mı? Ben her takasını baktığımda genelde beni dolandırmaya çalıştığı için reddettim Yiğit'in takaslarını. Ama en son bir baktım abi bana böyle bir takas isteği gelmiş, tamam mı? Sonra ben de bu alttan aldığım genç arkadaşı bir inceledim. Bir maç çok süper oynadı. Diğer maçını inceledim. Diğer maçından sonra düşmeye başlayınca ben de dedim benim takımımda şu an bu nitelikte D'Andre Melton gibi steal getiren bir adam olmasının daha verimli olabileceğini düşündüm ve direkt takası kabul ettim. Yani ben bu takası yollamadım. Tam tersi bana geldi bu takas.
İlk önce keskin şutların yorumlarını alalım. Hikaye böyleymiş, perde arkası. İnanmak isteyene, inanmak isteyene. Abi iyi kere sorabilirsiniz. Ya, Tyrese Maxey ve Harden yokluğunda Melton bayağı oynadı zaten. Üçlük ve Steel'da iyi katkı yapıyordu. Bir tane de bombastik maçı vardı geçenlerde. 33 attı. Yani Aynen. Evet. Ki geçen de Bernard'ın Lakers'a bir buzzer'ı vardı. O da belki onun üstüne demiştir ki bunu şimdi yüksekten çok göze geliyor ya. Aynen. Böyle. Aynen göze geliyor. Yani Melton'ı alan taraf net olarak kazanmıştır bence bu takası. Ben sadece şöyle parantez açmak istiyorum. Keskin şütöre katılarak Melton'ı alan yani Umut tarafı bence karlı. %70 karlı hatta. Sadece şöyle bir tane anekdot söyleyeyim. Bir tane de kendi fikrimi söyleyeyim. İlk anekdot Rick Carlisle'ın bir açıklaması vardı geçen gün. Belki görmüşsünüzdür. Şey dedi abi. Çok güveniyorum. Aynen. Aşırı güveniyorum. Nembhard dedi. Biz dedi onu dedi ikinci tur birinci sıradan seçtik. Ama dedi şu an draft yapılsa ben onu ilk ondan seçeceğini düşünüyorum dedi. Özellikle yaşlı kurdun bu kadar güvendiği bir adamın son zamanlarda yükselen inmesi tek benim korkum Haliburton geri dönüyor. Ne kadar daha çok top kullanır. Yine de ben iyi olacağını düşünüyorum. 33 atmaz ama 15-5 yapabilir diye düşünüyorum. Ya İkinci kısma de, geçiyorum. Yani kişisel fikrim. Kişisel fikrimde D'Andre Melton'a 15-5 değer mi? Bence değmez. Çünkü yanında Steel de getiriyor D'Andre Melton. Maksimum olabilecek şey %60'a %40'a düşürür. Eğer Nembhard iyi oynarsa bence de Melton %100. Melton'a alan %100 karlı. Bitirelim o zaman. Bayağı iyi, hızlı konuştuk. Ha. Bayağı da güzel oldu. Aktı ha bayağı. Aynen. NBA kritiği de yaptık arada. Aynen arada NBA kritiği de. Eric Rose, Merrick Rose. Keskin şütör artık Murat Efe. Ben hepsini söyledim ama keskin şütör daha çok yakışıyor. Teşekkür ederiz bu programa geldiğin için. Bize, ben teşekkür ederim. Bizi dolandırmadan bu programda çıktığın için. Yani ben cebimi falan... Donum yerinde mi lan? Lan donum yerinde. Harbiden cebimi falan kontrol ettim. Ligdeki takaslarıma devam edeceğim. Kimse güvende olmasın. Hayda. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Bir sonraki hafta da bu koltuğu koruyabilecek misin? Bunu dört gözle bekliyoruz. Bakalım. Teşekkür ederiz yeniden. Amatör Su. Sana da teşekkürlerimizi sunuyoruz. 3 dolandırıcı bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Yorum ve beğenilerinizi bekler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun Ponçikler. Abone olun.